Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kenarı tırtıklı yaprak çalışması yapalım. Bu yaprağımızı dilediğimiz kadar büyütebiliriz veya şuradaki başlangıç noktası, şu görmüş olduğumuz ortadaki bölüm. Bu bölümü ne kadar büyük başlarsak o kadar yaprağımız uzun ve kenarları tırtıklı olacaktır. Bu şekilde kısa başlayabileceğimiz gibi dilediğimiz kadar uzun da örebiliriz. Şöyle görelim yaprağımızı, çiçeklerimizde, güllerimizde ve çeşitli yerlerde altına süsleme amaçlı çok şık bir şekilde kullanabiliriz. Güzel bir alternatif ve güzel bir çalışma sık iğneden oluşmakta çalışmamız. Şimdi bir tane daha bu şekilde kenarı tırtıklı örülen yaprağımızı örmeye hemen başlayalım. Önce zincirimizi çekelim. Zincirimizi çok fazla sıkı çekersek biraz zorlanabiliriz. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. Tabi bu 7 illa ki 7 olacak diye e, kesin bir şart yok. Daha küçük isterseniz 5 de çekebilirsiniz. Daha büyük isterseniz 9, 10, 11 dilediğiniz büyüklükte yani bu kadar bile kullanacağınız yere göre ayarlama yapabilirsiniz. Hemen bir tane yanındakine gelerek batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum. Bakın biraz önceki çektiğimiz zincirleri. 5 6 6 tane sık iğnemi ördüm. 6 sık iğnemi ördükten sonra 1 2 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi aşağıya alıyorum. Karşıya geçiyorum. Aynı 6.yi ördüğüm yere batıyorum. 1 2 zincirimi çektim bakın Şuradaki deliklerimizin olacağı bölüm olacak. Ve devam ediyorum. 2 3 4 5 5 tane olunca 6.yi örmüyorum ve 1 zincir çekiyorum. Geriye dönüşümü yapıyorum. Aynı yere batıyorum 1. Hemen dibine batıyorum 2. Bir sonraki tırabzanıma batıyorum 3. 4.cüyü ördüm. 5.cüyü ördüm ve zincirimin içerisine gelerek iki tane daha örüyorum 5 6 ve 7 bakınız 7 tane sık iğneye ulaştım iki tane zincirimi çekiyorum ve iki tane boşluğun içerisine yani bir önceki sırada çektiğim zincirin içerisine sık iğne yaparak örmeye başlıyorum 1 ve 2 ve devam ediyorum 7 olana kadar 3 4 5 6 ve 7 7 tane ördüm şimdi bir zincir çekiyorum ve başlıyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ördüm bakınız. Şimdi 7 ve 8. 2 tane yuvanın içerisine ördüm. 1 2 zincir çekiyorum. Başlıyorum. Yine giriyorum. 1 2 yuvanın içerisine 2 defa giriyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 karşılıklı bakınız her ikisinde 8 8 ördüm bir tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve başlıyorum saymaya 1 2 3 4 5 6 7 8 ve yuvanın içerisine bir tane batıyorum 9 bu kez bir batalım 2 artmayalım 1-2 zincir çekiyorum diğer tarafı başını dolamıyorum bir tane yine artıyorum 1 sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve şuraya örüyorum 9 Ve hemen geri dönüyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 zincirimi çekiyorum. 1 başlıyorum saymaya yukarıya doğru ilerliyorum trabzanların üzerine 2 3 4 5 6 7 bakın bu şekilde birer birer yukarıya doğru çıkıyorum ve erkenden dönüyorum kenarlarındaki Buradaki tırtığı daha derin bırakmak isterseniz iki tane geriden de dönebilirsiniz. İki geriden döndüğünüz zaman daha derin tırtığımız olacaktır. Bu şekilde bu alt kısımda zincirimizi çekelim. Buradan da geriye dönelim ve çekmiş olduğumuz zincirimizde içerisine buradan geri döndüğümüz sayıyı ilave ederek istediğimiz kadar artıralım ve yaprağımızı istediğimiz kadar örerek büyütelim. Bakınız şöyle daha büyük zincir de çekebilirsiniz zincirimizi daha küçük tutarak bu şekilde daha az görülmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ederek bakınız erkenden dönerek yaprağımı biraz daha büyütmeye devam ettim. Şimdi en son bakınız zincirimizin olduğu yerdeyiz. Bir tane zincir çektim. Ve devam ediyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane batarak ilerliyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. istediğiniz kadar tırtığı ayarlayabilirsiniz. Daha çok tırtı isterseniz daha buradan bile aşağıya doğru inebilirsiniz. Yani tamamen ayarlamak kendi elimizde. Bakınız en son burada bırakalım. Bir zincirimi çekiyorum. Ve koparıyorum. Hemen ipimi arka tarafı alarak gizliyorum. keselim. Evet bakınız orta boy bir yaprağımız oldu. Gayet güzel bir şekilde şöyle elimizde düzelttiğimiz zaman Bakınız birisi biraz daha büyük. Aradaki zincir sayısını fazlalaştırdığınız zaman bu şekilde zincirimiz şöyle görünmekte. Diğerinde ise daha az zincir. iki zincirimizde görünmeyen bir tırtıklı yaprak çalışması yaptık. Her ikisinde de çalışma metodumuz tamamen aynı. Şu ortadan başlıyoruz. Kenarlarını örerek ve erken dönerek buradaki basamaklarımızı oluşturuyoruz ve dilediğimiz yerlerde kullanabiliyoruz. Bu şekilde örmüş olduğumuz çiçeklerimizin de altına şöyle koyarak süsleme işlemlerini yapabiliriz. Başka zeminlerde de kullanabiliriz. Dikerek kullanabiliriz. Tamamen kullanım alanına göre yapraklarımızı istediğimiz kadar büyütüp küçültebiliriz. Birkaç tane ördükten sonra eliniz alışacak ve dilediğiniz ölçüyü yapabilmeye hakim olacaksınız. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.